Burada spor programları yapıyoruz. Futbol oynamış arkadaşlar var. Geçmişte de hepsi bu işi biliyorlar. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde üçlü defas oynayacak adam yok. O çok net belli yani. Ağır adamlar bunlar. Üçlü defas oynaman için çabuk ve süratli adamın lazım. Bir de kenarlardaki adamların çok hareketli ve çabuk olmaları lazım. Üçmüş, dörtmüş, beşmiş tamam. Ama Fenerbahçe'nin oynama şansı yok. Bazı takımlara oynarsın. Ama Galatasaray'a oynayamazsın. Niye? Galatasaray'ın hücumcuları çok çabuk. Dikkat et. iki tane santrafor oynatmadı önce. Tabii. Çabuk adamlar oynattı. Orta sahayı güçlendirdi. Ha alamayabilirsin maçı. Berabere kal. Ya şu standart gitti. Ama Okan daha akıllı hareket etti. İyi çalışmışlar. İyi çalıştı. Çalıştıklarında da sahada uyguladılar. Jesus'un bundan ders alması lazım. O kadar basit. Şimdi burada Ali Koç filan diyorlar da Ali Koç Jesus'u getirdi mi? Getirdi. Mutlu mu Fenerliler? Mutlu oldular. Mağlubiyet mi aldılar? Ders alırsa Fenerbahçe yine bu şamp şampiyonlukta çizgisini götürür hocam. Dikkatli hareket ederlerse. Defansa adam alacaklar. Dörtte oynayacaklar. Ona göre takım çıkaracaklar. Fenerbahçe bu şampiyonada sonuna kadar götürür diyorum. Hakem hataları görmez ise. Çünkü Fenerbahçe'nin bazı maçlarında hakemler tarafından doğrandığını burada söyledik. Çok net. Kırmızı ilan filan. Kusura bakmasınlar kimse yani. Fener'le Fenerbahçe'li 5 Beşiktaşlı filan değilim. Baran abi. Yani Fener'i burada götürdüler. Zaten Fener eksildiği zaman veriyor maçları. Evet. Ha onda da Jesus'un futbolcularına. Nedir o ya? Dün atılan. İlmanca. Daha dur lan. Onda 15 dakika oldun gireli. Nasıl atlırsın ya? De bu Ama oldu. Türkiye'de seyirci Türkiye'de seyirci karıcısına tenkit ediyor, Atalan'a bir şey demiyor. O Atalan'ı duman ederim ben ya. Sen takımı nasıl bırakırsın ya 11 kişi, 10 kişi? Kalecisini yapacağına atılan oyuncunu tenkit et. Kalecin iyi niyetli oynuyor. Hata yapabilir. Ama sen tek atıp atılamazsın arkadaş ya. Sen Fener'de oynuyorsun. şampiyonlar gidiyorsun. Yok öyle hikaye. Hakan denen adam. Her hafta Sarı kart görüyor e, kenarda. Kenarda görüyor bir de. Kenarda görüyor oynamadan. İki oldu? Ya. oldu? Sen Fener takımının topçusun abi. Öyle sarı kart göremezsin senin. Hakkın yok ya. Öyle fedai olamazsın. artistik yok. Sahaya çık mücadele et. Ha, orada görürsen tamam. Yani bir yerde neşteri doğru vurmak lazım. Fener neşteri doğru vurursa şampiyonluğu sonuna kadar takip eder. iddia ediyorum. Galatasaray tamam iyi yaptı filan ama e, Galatasaray'a bak. Ankara gücü maçına bak. Kaleci ayağının burun ucuna çıkarması 2-2. İstanbul Spor maçı öyle. Ankara gücü maçı öyle. Ankara güçlü futbolcu kafayı vursa 2-2. Dakika kaç? Yani o kadar kolay değil bu lig. Yani hakem desteği almaz isen bu lig kolay değil. Hakem desteği alırsan bilemem. Ben o şeye inanmıyorum. Bilgisayar. Ne oldu bilgisayar? Halil Umut vermeseydiniz hadi. Hadi ya göreyim sizi boynunuz kaç sattı. 3 hafta evvelden hallu umutmeler. Ya hallu umutmeler olmasa geçen sene lig bitmezdi ya. Yapay zekadan mı geldi? Ne yapay ya? Yatay zeka. Yapay zeka değil, yatay zekadan geldi. Doğru zeka. Yatay. Ne yapay? Harbi zekadan geldi. Ver, versene başka hakemi. Ya bırakın bu işi ya. Bırakın bu işi. Hakemlerinizin %95'i torpilden geldi buralara. Gözlemcileriniz zaten aynı. Yapay zekaya verdiğin evraklar gözlemcilerin evrağı. E gözlemcin torpilli. Yapay zekaya da torpilli geliyor. Şu andaki hakemlerin başındaki adamlar zaten böyle bir adamlar. Yıllarca vardı. Devam ediyorlar başkan. Yıllarca bu adamlar vardı ya. Ama dö, dö, Sabri Çelik hiçbir kenara haberi dönüşte. yok. Işte. Nasıl? Sabri Çelik mi? Milli Birlik Komitesi. Ne zaman askeri darbe var geliyor gidiyor. Hocam teşviti hata olmaz da yani her şey de onda o onun elinde adamın ne suçu hocam? olacak ya. O, o elinde buldu bunları yani Sabri Çelik'in ne suçu var ki? Ya bırak şimdi pansuman yapmayı hocam ya. Çok şeyden haberi yok ya. İyi de elindeki malzeme böyleydi. Gelmesin o zaman abi. He o ayrı Ona, Ona bir göre şey adam çıkarsınlar. Ona ha. bir şey demem. Yine torpillen gelen adamlar var. Neden bahsediyorsunuz Ona ya aşağıda? Şey aşağıda pırıl pırıl çocuklar var. Bir kısmı düştü. Sen neden bahsediyorsunuz? Bırakın ya. Gelemiyor diyorsun. Gelemezler mi? abi. Bu sistemde gelemezler. Bu çürük sistemde doğru adam gelemez. Düzgün adam gelemez. Nadir işte. Hallı mutmeler falan gelir. O da zaten baş ağrımış. Diyor ki ben sıkıştım. Yerde bırakır giderim diyor. Hallı bir hafta sonra konuşması dinlenmeye kalktı ya. Sen neden bahsediyorsun? Buradan söyledim. Evrak yok diyorlar. Evrak var bende. Neden bahsediyorsunuz ya? Ondan sonra dinlediniz varı. Rezilliği gördünüz değil mi? Varı dinleyince ya rezilliği anladım. gördünüz. Neydi? Ee, o saytımsı. O saytımsı. Ya i̇şte gördünüz rezilliği. Gerçekten inanılmazdı ya. Yani olacak şey değil abi. Herkes... abi. Ya çok doğru iş yaptı federasyon o şeyi açıklamakla. Bıraksınlar artık Ha açıklamayabilirlerdi ama olsun açıkladılar orada bir cümleyi söyleyecekler. Bu bir defa mahsus Rezilliği gördünüz, biz bu rezilliğin üzerinde çalışacağız, bir daha olursa tak, kelleye atacağız deselerdi iyiydi. Olsun, yine de yanlışın neresinden dönersen ki Ama rezilliği gördük. Yani bardaki rezilliği, ya yıllarca ne rezillikler oldu hocam. Rakip şeylerin ne bileyim gidip, varları dinlendi ya, kavga dövüş oldu orada bar odalarında. Dinlersin dinleyemezsin, sen neden bahsediyorsun Ol. hocam? Doğru. Öyle olunca da işte bu ben Murat Ben burada Sancık konuşurum başkan, işte o kadar abi. Iı, Murat Başkan da aynı şeyleri söylüyor. Her yansın ediyor. Ya Aynı şeyleri söylüyor. Evet. Ya hocam şu genel kurulda bir konuşsana dedi ya. Bırak başkan ne konuşayım dedim ya. Burada konuşuyorum. İşte genel kurulda konuşmaya gerek yok ki. Genel kurulda konuşsam ne olur? Burada evet. gösteriyoruz işte. i̇şte ne olduğunu işte niyet işte. Niyet, niyet işte. iyi de... Bugün söylüyorum diyorlar ki... işte topla çarpışan hakem yalnız kalırsaymış... Yok bilmem o pozisyon adam başkasına giderseymiş. Yok o sor. Hakemle çarpışıyorsan topu orada hakem atışı şey yap kardeşim. Ee, şeyi şey maçını diyorsun. Top maçı. hakeme değiyorsa. Ben diyorum ki, ben diyorum ki, ben diyorum ki iki futbolcu mücadele ediyoruz. Hakem de burada geziyor. Sen ortada duruyorsun. Ben çift alıp topu alacağım diye sana daldım iki ayağımla. Seni dizlerinden aşağı indirdim. Gittin hakem. Ne yaparsın bana? Ne yaparsın bana ya? Size senaryoyu çiziyorum. Sen toplan çarpışıyorsun rakip orada. Bana beni engelliyorsun. anda bıraktı. Ben belanda değilim. Topu alacağım. Herhangi bir hırçın topçuyum. Shift aldım topa. Topa dalarken sen aradasın. Seni indirdim aşağı. Beni açacak mısın? Ne atarsın? Ne atarsın? Söylüyorum senaryoyu yani. Arttırırım bu senaryoları. Ama ne diyor? Bilmem nerede hakem tayin ediliyor. Yapay zeka bir daha aynı hakem veriyor. Yok. Var dahil. Şey ekip dahil yani. Ekip dahil. Demek ki ekiple iş yapıyor. Hocam yapay zeka hafızası var ama. Olabilir değil mi? Yapay zeka dönüyor dönüyor oraya gidiyor. Hop. Yapay ya. Halbuki yatay zeka. Neyse hocam ya. Bilmiyorum ki artık biz. Ya abicim işte adam söylüyor orada ya. Adana başkanı söylüyor. Cevap versinler. Zaten ceza verirler de cevap versinler. Tabii. Desinler ki gel lan buraya. Kim bunu atıyor? Nasıl yaptınız? anlattım bakayım desinler ya. Desinler ya adam söylüyor. Siz bunu bilmiyor musunuz? Bu kitapta yazmıyor mu desinler? Lan o, 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 kadar mı hakem yok? Zaten hakemler kötü. Hiç olmazsa kötülerin başka birini ver. Adam söylüyor ya. Adam diyor ki ben bu kadar para yatıracağım. Çok açık. Ben şampiyon da olamam diyor. Görüyor. Antrenörü de görüyor. Futbolcuyu da vereceğim Fener'e diyor. Monty Futbolcuyu da Fener'e vereceğini söyledi. Evet evet söyledi 12'si dedi. Fener'e yani, de verecek. Adam evet. diyor ki şampiyon olamayacağım. 12'sinde de dedi. biraz para alayım çocuk da oynasın. Ee, onu da belirtmiş olalım yani. Görüntü o ki 12 Ocak'ta biraz da erken son haftayı beklemeden Adam. Varmış. Samet Fenerbahçe'ye gidecek Antrenör gibi gözüküyor. Ne demiş az ne az demiş? önceki Adan açıklama. Ne demiş Açıklaması Şey yani Türkiye'de e, çok sıkıntılı işler oluyor demiş. Bunu söyleyen bir İtalyan ya. Utanalım ya. Ve çok beyefendi bir adam. Çok beyefendi bir adam. Çok beğeniyorum. İyi de futbol oynadı.